Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte kare konu anlatımına geçiyoruz. Hadi bakalım neler varmış karede bir öğrenelim dostlar. Şimdi kare konu anlatımı kısa sürecek dostlar. Öyle çok fazla özelliği yok. Yani sen dikdörtgeni biliyorsun, paralel kenarı biliyorsun. Karede çok fazla böyle bir ekstra bir şey bilmene gerek kalmayacak. Bir kere bir paralel kenarın tüm özelliklerini taşır. Tüm açıları 90 derecedir zaten bildiğimiz bir şey. Ekstra dikdörtgen gibi köşegenleri eşit uzunlukta bunun da dostum. Dikdörtgenden farklı olarak köşegenleri açıortay olacak. Ve köşegenleri dik kesişecek dostlar. Tamam? Köşegenler açıortay ve dik kesişir. Biz bu özelliği çok sık kullanırız dostlarım. Başka alanını söyleyelim. İki kenarının çarpımı aynı dikdörtgen gibi kısa kenarlı uzun kenarı çarpıyorduk ya. Burada da öyle. İki kenarı çarpıyorsun. Tabii A çarpı A olduğu için A kare, çevresi de 4A. Zaten bildiğimiz şeyler. Şimdi çok meşhur soru tipleri vardır, soru şekilleri vardır. Karenin çoğu sorusu eş üçgenler yardımıyla çözülür. İşte ben onların bazılarını buraya gösterip çizmeye çalıştım size. Karenin içinde görüyorsunuz iki tane dik üçgen oluşmuş. Bunların benzer olduklarını söyleyebilirsiniz hemen şöyle. A, 90, B. Şurası A, o halde burası B. Bakın bunların ikisi benzer. Şuradan bir diklik çizdiğinizde bakın şu diklik A90B şu şekil oluşuyor arkadaşlarım. Şurayı aldığımızda bakın bunu da göreceksiniz ki burada da A90B yine buranın 90 olması için şuraya A, A90B'yi yazdığımda bakın bu mavi üçgenle sarı üçgen eş çıkıyor. Çünkü benzerliğin ötesinde 90'ın karşısındaki kenarlar eşit olduğu için benzerlik oranları 1. Bu durumda eş üçgen çıktıklarını göreceksiniz. Bazen şöyle olacak. Üçgenlerden biri karenin içinde. İşte bakın ben yukarıya çizmişim ama şöyle de olabilir. Buradan olabilir falan. Biri de karenin dışında dostlarım. Yine burada da aynı şekilde bakın karenin dışında bir üçgen gördüğümüzde yine AB 90'ları yerleştireceğiz. Şöyle yapalım. A 90 B. Şurası da toplam 90 olduğu için buraya da B kaldı diyelim. Sonra şu üçgene giriş yapacaksınız arkadaşlarım. Bunların eş olduklarını bulacaksınız. Tabi soruda verilenlere göre davranacağız burada. İşte şuranın A, buranın B olduğunu söyleyeceğiz. Bakın bu A artı B şu ikisinin arasındaki açıda 90 dereceymiş diyeceğiz. Bunlar eş üçgen çıkacaklar. Çünkü B'nin karşısında da B'nin karşısında da ikisinde de karenin birer kenarı olacak. Demek ki şu hipotenüsler de eşittir deyip bazen şuradaki uzunluğu soracak bize x diyelim. Biz buradaki 45-45-90'dan faydalanıp çözeceğiz. Burada da dostlarım şu mavi üçgeni çizmiş olacak. Bakın üçgenin dışında ve üçgenin hipotenüsü karenin bir kenarı. Biz hemen bu üçgenin bu üçgene eş olan şu sarı üçgeni çizeceğiz dostlarım. Yani şu uzun kenarı uzatıp şuradan bu sarı üçgeni oluşturduğumuzda bize artık neresi soruluyorsa sorudan soruya değişecek tabii ki bu. Ne bileyim. Bu eşlikten faydalanıp işte şurası K ise bu da K, burası M ise bu da M deyip soruları çözmeye çalışacağız. Yani senin unutmaman gereken karenin içinde dik üçgen gördüysen A, B, 90 benzerliği yapacaksın ve çok yüksek ihtimalle de eş üçgenler çıkacak dostlarım. Şimdi bu kuralı zaten dikdörtgende öğrendik dostlar. Karenin içindeki bir noktadan veya dışındaki bir noktadan. Karşılıklı köşelere çizdiğimiz bakın şu turuncu renkli olanlar karşılıklı köşeye giderler. C ile A karşılıklı köşe. D ile de B karşılıklı köşelerimiz. Bu yeşiller de D ile B'ye giden karşılıklı köşe. İşte bunlara çizdiğin doğruların kareleri toplamı eşitmiş dostlar. İkisi için de aynı kural geçerli. Evet başladık. Şimdi soru 1 örneklerimize bakalım neler diyor. DEC eşkenar üçgenmiş. O halde şu üç kenarına eşit olduğunu 60'ları bir yazalım. Şurasının tamamı da 60 olacak diyelim. Bakın karenin bir kenarına tık tık simgesini koydum. O halde diğer kenarlarına da aynı simgeyi koyuyorum. Ve şunu fark ettim. Bak bu ikisi ikiz kenar. Şurası 60. Burası da 90 olduğu için dostum toplam 150. O halde şu açıda 15 derece. Şu açıda 15 derece geldi. Ve buranın tamamı 60 olduğu için 45'i işaretledim bile çoktan dostlarım.
İkinci soru, bakın bu sefer iki tane eşkenar üçgen var. AFB eşkenarmış. O halde şu simgeleri bir koyalım. 60'ları bir yazalım hemen. Bakın karenin bir kenarına bu simgeyi koyduk. O halde buna da, buna da, buna da aynı simgeyi koyuyorum. Ve demiş ki BCE de eşkenar üçgen. E bir kenarı bu simgedense diğer kenarları da aynı simgeye sahip olacak. Şöyle 60, 60 ve 60'ı yazalım. Dostum şurası kesinlikle 30 derece çünkü toplam 90'dı. Şurası da 60. Bakın ikisinin toplamı 90 geldi. Ve bu kenarla bu kenarı eşit vermişiz biz. Eşit bulmuşuz. Dolayısıyla x ise bu da x ve 90'sa 45-45'tir dedim. X'i 45 buldum. Üçüncü sorumuz diyor ki AC karenin köşegeni DE uzunluğuna eşit. Bak bu DE karenin köşegenine eşitmiş. Şimdi karede DB köşegenini çizsem biliyorum ki DB köşegeni de AC köşegenine eşitti. E dolayısıyla DE uzunluğu DB'ye de eşit. Buraya da bu simgeyi koydum. Ve karede köşegen açıortaydı 45 yazdım. Bak burada ikiz kenarımızı çıkarttık dostlar. Karede köşegen açıortaydı 45 yazdım. 45 ise şu ikisinin toplamına 135 kalacak. Şunların eşit açıların toplamına 135 ve 67,5 paylaşacaklar. Şuraya da 22,5 kaldı diyeceğiz biz. Yine bir kare ve ikiz kenar var burada. Hemen şuraya 70'i yazalım. 70 140 şuraya 40 yazalım. Şimdi 40 ise 90 olması için bu açının 50 olması lazım. Ve bak karenin bir kenarına bu simge konmuş. O halde bu kenarına da aynı simgeyi koyup şu ikiz kenarı görüyorsunuz dostlarım. 50 ise bu açılar 65-65 olacak dedim. Ve şuranın 90 olması için 65 ise 25 kaldı. Cevap Ceyhan'dan paketlendi. Beşinci sorudayız. Karenin bir kenar uzunluğunu soruyor. Şimdi artık açı sorularından çıktık, uzunluklara geçtik. Dostlar eşkenar dörtgende de söyledik ya. Karede bir köşegen çizildiğinde ikinci köşegeni de siz çizin. Çok yüksek ihtimalle buradan soruyu çözersiniz. Şimdi bu kare ile eşkenar dörtgenin ortak özelliği şu. İkisinin de köşegenleri dik kesişiyor. Şuradaki dik üçgenlerden faydalanalım diye bu dikliği de biz oluşturuyoruz. Bu köşegeni de biz çiziyoruz. Ve köşegenlerin hepsi birbirine eşit değil mi? Bunu da göstermiş olduk. Şimdi köşegen açıortaydı. Şurası 45. E bu taraf da 45 olmalı. Şurası 30. Bak 30, 60, 90 çıktı mükemmel bir şekilde. Şimdi hemen 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 kök 3'tür. Tabii ki bu da 3 kök 3'tür. Bu da 3 kök 3'tür. Ve şurası 45, 45, 90 üçgeni olduğu için x 3 kök 3'ün kök 2 katıdır. Şurası kök 6 yapar. 3'ümüz de var. 3 kök 6'dır. Bir kenar uzunluğu dedik. Bakın artık ne yapacağınızı siz bu soruda biliyorsunuz bence. Şimdi öncelikle karede köşegen açıortaydı. Şurası da 45'tir diyelim. Bunu bir yazalım. Şimdi karede burası 12 verilmiş EC uzunluğu. Tabii ki şurası da 45. Aa, burada köşegen çizmeye de çok gerek yok. Niye? Çünkü şurası 67,5'tur dostum. 90 olması için. E burada 67,5 oluyor öğretmenim. Şu ikisinin toplamı dış açıya eşitten de söyleyebilirim. Ya da 45 ise 67,5 kalacağını söyleyebilirim. Yani burası ikiz kenar çıktı. O halde bir kenar uzunluğu 12 geldi. X de bir kenar uzunluğu zaten. İşte burada bakın yine az önce çözdüğümüzün neredeyse aynısı arkadaşlar. Sayılar bile aynı. Şöyle yapıyorum. Diyorum ki karenin köşegeni açıortaydır. Hatta bunu farklı bir yolla mı çözsem? Hani az öncekini köşegenlerin dik kesişmesinden faydalanıp çözdüm. Şuraya 30 dedim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3'tür dedik. E burası da 3 kök 3, burası da 3 kök 3. 3 kök 3, 3 kök 3 kök 2 katı olacak 45, 45, 90'dan. 3 kök 6 diye bulmuştuk bir kenarı. Hani bunu da şöyle mi yapsam diye düşündüm. 45, 15, şurası 60. Şuradan bir diklik indirip de çözebiliriz gerekirse. Uzatırız biraz ama olsun. Böyle de çözebiliriz dostlar. Evet, karede bir köşegen çizilmiş görünce hemen
diğerini de biz çiziyoruz demiştik. Artık uzatmadan bunu yaptım. Şimdi burası 4, 4 diye bölündü. 8'i böyle parçaladı. Köşegenler eşit olduğu için bu da 4, 4. Bak burada bir dik üçgen çıktı. Bir kenarı 4, diğer kenarı 8. 2 katı. Hipotenüs ne olacaktı? Küçüğünün kök 5 katı. Bunu benim hatırım için ezberleyin demiştim. Çok sık çıkacak demiştik. Evet, alan ABC'de 36 ise bir kenarımız 6'dır. Şimdi bir kenarımız 6 ise de hemen onu da şöyle kullanalım. Köşegenler dik kesişiyor. 6 ise 6 kök 2 olacak şu köşegen. 3 kök 2, 3 kök 2. Bu da 3 kök 2 olacak. Bak burası 6 kök 2 ise bu da 6 kök 2'ymiş. Eşitmiş çünkü bunlar birbirine. Şimdi burada da Pisagor'umuzu çakalım. Bak biri 3 kök 2 dik kenarların, birisi de 9 kök 2. Hani bunun da pratiğini söylemiştik. 3 katı gördünüz mü? Neydi hipotenüs? Küçük olanın yani 3 kök 2'nin kök 10 katı olacaktı dostlarım. Yani 3 kök 20. Kök 20 de 2 kök 5'tir. 6 kök 5 olarak dışarıya saldık bunu. Evet, artık klasik soru oldu bizim için bu. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Diğer köşegeni çizdik. Köşegenlerin dik kesiştiğini gösterdik. Buna K, K, K ve K'yı yazdık. Bakın köşegen 2K şuraya eşitmiş. Bu da 2K oldu. Sen artık şu üçgeni gör kardeşim. Bu senin aşık olduğun bir üçgen. Yakala bakayım bunu. Hangi üçgen bu? 90'ın karşısı 2K. Bak 90'ın karşısı 2K. Neyin karşısı K'ydı? 30. O zaman burası 30. O halde şuranın tamamı 60 derece olmak zorunda. Ve karede köşegen açı ortaydı. 45-45 böleceği için X'e de 15'i yapıştırdım. Evet. Bunu dikdörtgende de çözdük benzerini. Böyle eş dikdörtgenleri birleştirip yeni bir dikdörtgen de oluşturur. Bir kare de oluşturabilir. Ve burada biz kısa kenarın kaç tane uzun kenara eşit olduğu muhabbetine girişiyorduk dostlarım. Şimdi şunların kısa kenarların her birine 2A diyorum. Normalde A diyecektim ama toplamları 6A, burası da 6A ve 3A, 3A diye 2'ye bölünsün diye bunu yaptım kardeşim. Dolayısıyla bakın bu küçük dikdörtgenlerden birisinin kısa kenarı 2A, 2A, uzun kenarı 3A, 3A geldi arkadaşlar. Ve diyor ki eşit alanlı 5 bölgeye, 5 dikdörtgensel bölgeye ayrılmıştır. 3A diyelim. O zaman bunun alanı 3 kere 2 6A karedir. Bunun da alanı 6A kare olacak. Kısa kenarım 2A, 2A, 3A diye yazdım. Şimdi ne diyor bize? AD 5A, KT, KT'de şurası 4A geldi. 5 bölü 4'ü istiyor. Bir yerde bir sıkıntı mı yaptık? Bir daha bakalım. Bu bir kareydi. He, bu bir kare arkadaşlarım. Burası 6A ise mecbur burada 6A olacak. Tamam. Sıkıntı buradan geldi. Dur şimdi. Şöyle şurayı sileyim. Şunlar eş dikdörtgen değil. Sadece alanları eş olan dikdörtgenler bunlar. Evet, sıkıntı buradaydı. Tamam. Alanları eş. Burası 6A ise tabii ki burası da 6A olacak. Şimdi şuna X diyelim, şuna Y diyelim. Bak bunun alanı 2A çarpı Y. Eşitmiş bunun alanına 3A çarpı X'e. Böyleymiş. Şimdi A'ları silelim. 2Y eşittir 3X. Buradan Y dediğim şey 3K, X dediğim şey 2K olmalı. Yani şurası 3K, burası 2K. Ve sen şunu fark ediyorsun. 5K eşitmiş 6A'ya. O halde K eşittir 6A bölü 5. Şurası 2K'ydı 12A bölü 5. 3K'ydı 18A bölü 5 yaptı burası da dostlarım. Şimdi ne istiyordu bizden? Bir daha okuyalım. AD. Bak AD'nin tamamı 6A diye bulduk mu biz burayı? 6A. Bölü nereyi soruyordu bize? KT'yi mi soruyordu? KT. O da 4A. Aslında çok da ekstra bir şey yapmadım. Niye daha önce de çıkmadı ki? Bu bir yerde hata mı yaptık biz acaba?
Ha, 5A demiştik buraya. Kare olduğunu görmemiştik. Doğru. 3 bölü 2'ymiş. Sorumuzun cevabı 6 bölü 4'ten geldi. Evet, şimdi bir diğer soruya geçtik. ABCD kare. Tamam, bu kare ise şu köşegen açıortay olacak. Burası 45. Burası da o halde 22,5. 22,5 geldi. 22,5 90. Şurası 67,5'tur artık bizim için. Neyi soruyor? DE 3 kök 6 ise diyor. AFX şuradaki x de nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şuraya K dersek, karenin bir kenarına K dediğimde karenin köşegeni K kök 2. Bak can öğrencim. Şu üçgene bak. 22,5 90 67,5 üçgeni. Bir de şu üçgene bak. Bu da 22,5 90 67,5 üçgeni. Yani bunlar benzerler. O halde benzerleyelim. 90'ın karşısı K. Bunda 90'ın karşısı K kök 2 eşittir. Bunda 22,5'un karşısı 3 kök 6. Bunda da 22,5'un karşısı x. Buradan x eşittir. İkisinin çarpımı 3 kök 12. Bu da 2 kök 3 diye çıkacak dışarıya. 6 kök 3 geldi. X dediğimiz zamazingo. Evet, 13 numaralı sorudayız. 3, 2 karenin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi şu klasik benzerliğimizi yapalım. Bak şuradaki V harfini gördün. Aradaki açı 90 A, 90 B. Şurası A, 90 B'yi yazdım burada da. Şimdi B'nin karşısı 2. Burada B'nin karşısı 3. 2 bölü 3'müş bununla bunun oranı. A'nın karşısına 2K dersen burada A'nın karşısı 3K. Karenin bir kenarı 3K ise bu da 3K olacak. Buraya kaldı K. Ve bakın K'yı 3 bulduk. 3K'yı 9 bulduk. Karenin bir kenarı 9 ise çevresi 4 tane 9'dan 36'yı paketledik. Kural sorusu dostlarım neydi? Karşılıklı köşeye gidenlerin kareleri toplamı. Yani 3'ün karesiyle 5'in karesinin toplamı 4'ün karesiyle x'in karesinin toplamına eşit. 25, 9 daha 34 eşittir. 16 artı x kare. 16'yı çıkarıyorum hemen. 18 eşittir x kare kalıyor. 3 kök 2'yi paketliyorum. Buna bakalım. DE, EA'nın yarısıymış. DE'ye k dersek EA 2k'ymış. Tamam. EPA 8'miş. FBP 14'müş. Tamam. Şuraya da 2x diyorum ben alan olarak. Tüm karenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi dostum bak kareyi şuraya boş çizeyim daha net görünsüz, daha güzel anlayın. Şimdi şöyle bir şey var burada. 2k'ya k oranı var. Şurası 8 artı 2x demişiz biz. Peki şunu çizdiğimde hani K'ya 2K oranı alanlarda da 1'e 2 oranı olacak. Demek ki bu yarısı 4 artı x. Peki şu karenin köşegeni olduğu için burası 12 artı 3x ise burası da 12 artı 3x olacak. Yani karenin alanının yarısı 12 artı 3x'miş. Hocam biz bir de şunu öğrendik. Paralel kenarda öğrendik ve dedik ki kare de bir paralel kenardır. Şöyle ardışık iki köşeden karşı iki kenara çıkarttığın şu üçgenin alanı tüm karenin yarısı olacaktı. Yani 14 artı 2x de karenin yarısı. Buradan x'i 2 buldum, şurayı 4 buldum. Demek ki 18'miş karenin yarısı, 36'ymış tamamı. Buna bakalım. O noktası karenin merkezi. Eşitler DC 6. Şurası 6. Boyalı alan kaç birim karedir diye soruyor. Dostum bu artık klasikleşmiş, pratik, üniversite sınavında çok eski yıllarda sorulmuş bir sorudur. Karenin alanının dörtte biridir şurası her zaman. Şimdi ispatlayacağım ben tabii ki. Karenin alanı 6'nın karesi 36. 4'e bölersin 9. Şimdi bunu da şöyle yapıyorum. Bakın şuradan bir diklik çiziyorum. O ağırlık merkezi ya. Bir diklik de şuraya çiziyorum. Şimdi karede şöyle bir karenin ağırlık merkezi tam ortasıdır ki sen bu ağırlık merkezinden şöyle dört kenara da diklikler çizersen kareyi dört eşit parçaya bölmüş olursun. 1, 2, 3, 4 numaralı parçalar. Ve hepsinin alanı aynı olmak zorundadır. O ağırlık merkezi olduğu sürece.
Şimdi burada bunu çizdim, bunu çizdim. Bak, şu üçgen 90'ın karşısıyla bu üçgenin 90'ının karşısı aynı. Eş üçgenler bunlar dostlarım. Hani açılardan da ispatlayalım. A 90 B. Şurası A. 90 olması için burası B, burası A. Bak ikisi de A, B, 90 ve 90'ların karşısı aynı. Eş üçgenler demektir bu. Yani ben şuradaki üçgenin aslında buradan sildim. Şurasıymış dedim meğersem dostlarım. Şurasıymış meğersem o üçgen. Bak yeşile boyuyorum. Yani aslında bana şu sorulan yeşil bölgenin alanı, şu ikisinin alanı meğersem karenin dörtte biriymiş, değil mi? Bana bunları burayı soruyordu. Ben onu buraya taşıyınca bak karenin dörtte biri olduğunu gördüm. Evet, devam. Buna bakalım. Bakın karenin içinde bir dik üçgen gördük. Dedik ki karenin içinde dik üçgen görünce eş üçgenler yapabilirsin. Hemen yapalım. Şimdi şuraya A diyelim. 90B. Şurası A olur 90 olması için. Şimdi bana bir B lazım, değil mi kardeşim? O B'yi de bak şuradan bir diklik indiriyorum. A 90 şurası B olur dedim. Hocam bu dikliği niye buradan indirdin de mesela E'den indirmedin? Şu sebepten dolayı dostum. Bak burada 90'ın karşısı karenin bir kenarı ya hipotenüs. Burada da hipotenüs karenin bir kenara olsun ki eş üçgen çıksınlar diye buna yaptım. O yüzden dikliği tam karenin karşısına indirdim, kenarının karşısına. Şimdi bu durumda eş oldular bununla bu. B'nin karşısı 2 ise bak buraya da 2 kaldı. Şuraya da 4 kaldı. 6 idi ya. A'nın karşısı 6 ise buradaki A'nın karşısı da 6. Bak 4, 6 sürekli karşımıza çıkan üçgen. Ezberledik artık. Pisagor yapmaya gerek yok. 2 kök 13'ü bulduk. Bak yine eş üçgen var farkında mısın kardeşim? Hemen A 90 B'yi yazdım. Şimdi şurası A. Şimdi ben Denizli'den diklik indiriyorum. Yani 90'ı şuradan indirdiğimde şöyle 90 şurası B açısı oluyor. Ve bak 90'ın karşısıyla buradaki 90'ın karşısı aynı oluyor. O sebeple buradan indirdim. Yoksa şöyle E'den de bir diklik çizebilirdim. AB 90 yazabilirdim ama amaç eş üçgen oluşturmak. Şimdi burada A'nın karşısı X ise buradaki A'nın karşısı şurası da X bak. Bu pembe üçgenin tabanı X, yüksekliği de X çarpıp 2'ye böldüğümde üçgenin alanını yani 18'i buluyorum. Buradan X kare eşittir 36. X eşittir 6 geldi. Hadi 19 numaradayız. Evet bakın burada da dik üçgenimiz 3, 4, 5 dik üçgeni. Tabii şu da 5, şu da 5 diyelim bunlara. DE nedir diye soruyor. Bak eğer karenin dışındaysa dik üçgen demiştik. Ve hipotenüsü de karenin bir kenarıysa. Sen bunun aynısını şuraya da çizeceksin kardeşim. Şöyle. Şöyle çiz. Bak bu üçgeni getirdim. Şuraya taşıdım dik üçgeni. Ve bu da 3, 4, 5 olacak tabii ki. Şurası 3, şurası 4. He, onu da şöyle açılardan A 90 B. Şurası 90. Buraya A yazıyorum dostlarım. A 90 B. Bakın A'nın karşısı 4. Burada da A'nın karşısına 4 yazıyorum. B'nin karşısına 3 yazıyorum. Burada olduğu için. Ve şu üçgene baktığınızda dostlar. 7. Şurasına x diyelim. Burası da 4. O zaman x kare eşittir. Bir 4'ün karesi bir de 7'nin karesi. 50 olsa 66, 65 geliyor. Kök 65 çıktı cevabımız. Bak aynısı artık. Bunu kesinlikle sen burada videoyu durdur. Bir kendin çöz kardeşim. Şimdi dışarıda ve hipotenüsü karenin bir kenarı. Yapacağın şey şu. Bu üçgeni şuraya taşımak. Şöyle taşıyıp dik üçgeni burada oluşturacaksın. Çünkü bunlar eş. A'ları B'leri yazmıyorum artık. Her seferinde yazmayalım. Şimdi burası 6, burası da X. Bak senin dik üçgenine. Hocam 6, 8 olmalı ki 10 olsun. X 2 o halde diyorum. Evet, burada da dostlarım yine eş üçgenler yapacağım şimdi birazdan. Bir öncelikle şurada diklikten diklik indi. Görün bunu dostlarım. H diyelim buna. H kare 8 çarpı 2'den 16, 4 geldi. Şimdi şuraya A 90 B diyelim. B ise şurası A. A 90 şurası B. Burası da A geldi. Şimdi bak burada A'nın karşısı şu üçgende hipotenüsü 10 olan
şu üçgenin A açısının karşısı karenin bir kenarı. Şu üçgene bakın, onu da kırmızıyla çizeyim dostlarım. Şu üçgende de A açısının karşısı karenin bir kenarı. O zaman bunlar eş üçgenler. Yani buradaki 90'ın karşısı 10 ise buradaki 90'ın karşısı da 10 olacak. 4 burada, 6 kalacak x'e. Evet, 22 numaralı sorumuz 2, 4, 2 kök 6'mız var. Bakalım neler yapacağız. Alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize de. Şimdi yine bir taşıma yöntemi yapacağım arkadaşlar burada da. Kare olduğunu söylemiş. Başka da bir şey yok. Yani bu kadar bildiklerim. Şimdi bu kenarlar eşit olduğu için şu üçgeni alıp şuraya getiriyorum dostlarım. Şöyle yapıyorum. Şöyle bir hamle yaptım. Burası 2 kök 6 olsun. Burası da 2 olan yer olsun. Yani şuraya A diyeyim. Şuraya B diyeyim. 2 kök 6'nın karşısındaki açı A ise burası da A oldu. Ve bakın burası A artı B. 90 çıktı. Şimdi şurayı birleştirdiğimde burası 90. 2, 2. O halde 2 kök 2 oldu. 45, 45, 90'da. Şimdi bir de son olarak şu sağda bir üçgen oluşturmuş olduk biz dostlarım. Şuraya bakar mısınız şu üçgene? Şimdi bu da özel bir üçgen çıkacak bakın. 2 kök 6 karesi 24. 4'ün karesi 16. 2 kök 2'nin karesi de 8. Bak bu ikisinin kareleri toplamı karşılarındaki 3. kenarın karesine eşit. Bu neydi? Pisagor. Pisagor hipotenüsün karesi demekti. Demek ki şurası 90 dereceymiş dostlar. Ve alfa toplamda ne çıktı? 90 artı 45'ten 135 geldi. Özel ve güzel bir sorudur. Haberiniz olsun. Evet, buna bakacağız şimdi dostlarım. Şimdi bunu da aslında daha önce çözdük. Sadece bize şurayı uzatıp da vermişti. Şöyle bir dik üçgen çıkmıştı burası. Biz kendimiz çizdik dik üçgeni burada sadece. Şimdi bak A, 90, B. Şurası A. 90 burada, şuranın tamamı B oldu şimdi. Ve bak 90'ın karşısı karenin bir kenarı, 90'ın karşısı karenin bir kenarı geldi. A'nın karşısı burada 6, bu üçgende A'nın karşısı 6 olacak. B'nin karşısı 14, burada da şu B'nin karşısı 14 olmalı, 8 kalacak. Sen de burada 6, 8, 10'u yapıştırıp olayı bitireceksin kardeşim. Evet, yine bak benzerini çözdüğümüz bir soru stili. Alan ECB. Şuradaki üçgenin alanını istiyor bizden. Şimdi biz şu üçgeni arkadaşlarım, şunu tutup şuraya taşıyalım isterseniz. Şöyle yapalım. Şöyle taşıdım. Bu 3'ü buraya getirdim. 3 kök 6'yı da buraya getirdim. Şimdi şuna A diyelim, şuna B diyelim. A, şuna demeyelim de şuraya B diyelim. A ile B'nin toplamını 90 yapalım. Bak bu A açısı üçgenin 3 kök 6'sının karşısında. O zaman buradaki 3 kök 6'nın karşısına da A diyeceğim. O halde şurası da 90 çıktı. Şimdi 90, 90, burası 45, 45 üçgeni geldi ve burası da 3 kök 2 geldi. Şimdi burada da yapalım bakın. 3 kök 6'nın karesi 9 çarpı 6'dan 54. Acaba eşit mi? 6'nın karesi 36 ile 3 kök 2'nin karesi 18'in toplamına. Evet, eşittir hocam. O zaman bu da Pisagor'u sağladı. Burası 90. Demek ki şu açı, bak az önceki soruda bize açıyı sormuştu. 135 bulmuştuk. Şimdi de açıyı bulduk, 135, ama bitmedi. Benden alanını istiyor. Şimdi 135'i unutmayın arkadaşlar. Şurayı temizleyeceğim ki. Şimdi şurayı 135 bulduk. Ve bizden de buradaki üçgenin alanı isteniyor kardeşlerim. Şu üçgenin alanı isteniyor. Ne yapacağız dostlar? Sinüs alan bağıntısı yapacağız. 1 bölü 2 çarpı 3 ile 6'nın çarpımı ve aradaki açının sinüsü. Sinüs 135. Olay biter. Gitti, gitti. 3 kaldı. 9 kök 2 bölü 2 çıktı. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, çok iyi alıştınız bunu artık. A 90 B, A 90 B. 90'ın karşısı karenin kenarı, 90'ın karşısı karenin kenarı eş üçgenler. Burada B'nin karşısına x dediğimde burada B'nin karşısı da x. A'nın karşısı burada x artı 12, burada da x artı 12.
Şimdi ne diyor? Alan ADE. Bak şu üçgenin alanı 12'ymiş. Nasıl buluyorum alanı? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani x ile x artı 12'yi çarpıp 2'ye bölmem neymiş? 12'ye eşitmiş. Buradan x çarpı x artı 12 eşittir 24. Neyi soruyor? Karenin alanını soruyor. X artı 2 ya bu. 12 nereden çıktı? X artı 2. Şimdi ne ile 2 fazlasının çarpımı 24'tür? 4 ile 6'nın. Demek ki x 4. Burası da 4 olduğu için 6. Şurası 6. Burası 4. 4, 6. Çok çıktı karşımıza. Artık ezberledik. 2 kök 13'tür. Bir kenar uzunluğu. Bize de alanını, yani bunun karesini soruyor. Karesi 52'dir dedim dostlarım. Evet, bu sorudayız. Alan EAFK. Şimdi ağırlık merkezi sorusu, benzerini paralel kenarda falan da çözdük. Önce şu karenin köşegenini çizelim. Bakın bu adam şu çizilen DF kenarortay. BE kenarortay. O halde bu K noktası kesin ağırlık merkezi. Ben şu üçüncü doğruyu çizdiğimde bu da kenarortaydır mecburen ve alan 6 eşit parçaya bölünür. Şurayı 12 vermişse her biri 6 6 6 6 6 6'dır. Şurası 36. 36 da burada tüm karenin alanı 72 çıkar. Karenin alanı neydi? Bir kenarının karesi. X kare 72 ise x ne olmalı? 6 kök 2 olmalı. Cevap Denizli'den geldi. 27. sorumuz, bir kare AE BE'nin 3 katı diyor K'ya. 3K şeklinde yazdım. AG 12'ymiş şuranın alanı. DGF 20'ymiş buranın alanı. Karenin çevresi nedir diye soruyor. Biz bunun çok çok benzerini az önce, birkaç soru önce çözdük. Şimdi şuraya 2x alanı diyelim. Bakın 2x demeyelim, 3x diyelim, pardon. Burası 3K'ymış. Şimdi bunu boş çizersem şöyle bir şey olacak. Bak şöyle çizdiğinde burası K, burası 3K dediğim yer. Şimdi burası 12 artı 3x. Sen şu köşegeni çizdiğinde 3K'ya bu düştüyse K'ya ne düşecek? 3'e bölünmüş hali. 4 artı x düşecek. Ve bak bu köşegen karenin yarısını, alanını 2'ye böldüğü için 16 artı 4x'tir. Karenin bu yarısının alanıdır arkadaşlarım. Şimdi peki şu üçgen de yarısıydı dostlar. Bunu da paralel kenarda söylemiştik. Yani 20 artı 3x de diğer bir yarısıdır. Buradan x eşittir 4 gelir. Bize neyi soruyor? Karenin alanını yazalım bir. X 4 ise şurası 12 yapar. 32 geldi yarısı. 64 çıktı tamamı. Karenin alanı 64 ise bir kenarı 8'dir. Çevresini soruyor. 32'dir. Paketle gelsin. Evet, karede köşegen açı ortaydı. 45'i yazdım. 45'i yazdım. O zaman bu da 45. 90, 45, 45. 3 kök 2 ise bu da 3 kök 2. Kök 2 katı olacaktı hipotenüs. 6, 6. Karenin alanı bir kenara 12 ise alanı 144'tür dedik. Geldik buna. 4 eşit açılar var. Şimdi şurasını A diyorum. Bu da A. Karede köşegen açı ortaydı. Burası 45. O zaman bu da 45. Demek ki şurası 22 buçuk. Şimdi şurası 45. Tamamı 67 buçuk olacak. 22 buçuk burada. Şuraya da 67 buçuk kaldı. Tabii ki buraya da 67 buçuk geldi. 90'dan dolayı. 4 vermiş burayı. DF'yi soruyor. X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Bakalım neler yapacağız şimdi dostlarım. 45, burası da 45. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya K desek, burası K kök 2. Sonra ya şu 22,5 67,5'un özelliğini kullanmayayım diye uğraşıyorum ama sanki de kullandıracak bu soru bize ya. Açıortay teoremi yapsak, şurası M, burası M kök 2 desek. Ne zil çaldı be. Evet, M'ye M kök 2 dedik buraya da. Hani bir şeye faydası olur mu? 22,5'un karşısı 67,5'un karşısı muhabbeti yapsam çok uzatırız ya. Ona gerek yok ya yapmaya.
Başka bir şey olmalı burada. Başka bir şey görüp hemen pat diye çıkartmalıyım normalde benim bu soruya çıkması lazım. Peki şuradan bir diklik çizsem olur mu? 45'in karşısına. Yok, şu 4. Bunu kullanalım ya. 67,5. Şimdi 22,5'un karşısı 4. Bir benzerlik yapmaya çalışacağım. Başka da bir şey bilmiyorum ama. Burada 22,5'un karşısı M. Devam. Başka neyi yazalım? 90'ın karşısı K kök 2, 90'ın karşısı X olur. Yok, olmadı. Aslında oluyor. Buradan da çıkıyor ya. Uzatmayalım. 22,5'un karşısı 4 bu dik üçgende. Burada 22,5'un karşısı M eşittir. Burada 90'ın karşısı K kök 2. Burada 90'ın karşısı X. Şimdi ben M ile K kök 2 arasındaki ilişkiyi yazacağım. Bakın M artı M kök 2. Şuraya yazıyorum. M artı M kök 2 eşittir K'ya dostum. Karenin bir kenarına yani. M parantezinde kök 2 artı 1 eşittir K. M eşittir K bölü kök 2 artı 1 olur. Şuraya ben K bölü kök 2 artı 1 yazabilirmişim. Peki bir şeye faydası oldu mu? K bölü kök 2 artı 1. Bunu ters çevirdim. 4 tane kök 2 artı 1 bölü K eşittir K kök 2 bölü X. Yok yine K'lı bir şey çıktı. Durdurdum burada da. Şimdi dostlar bu sorudayız arkadaşlarım. Bakalım. Şöyle demin uğraştık, mola verdik olmadı ama şimdi başka bir çözüm geldi aklıma. Şunu deneyeceğim dostlar. Öncelikle şu 22,5'tu. Bunu bir yazalım. Şu da 22,5. Şurası 45, 45'ti. Bunu söyleyelim. Buraya da 22,5 kaldı. Burası da 67,5. Şimdi 22,5, 67,5'un özelliğini kullanacağız burada dostlarım. 22,5'un karşısı K ise 67,5'un karşısı bu K'nın kök 2 artı 1 katıdır. Demek ki benim K dediğim şey 4 bölü kök 2 artı 1. Yani kök 2 eksi 1 ile çarpıyorum hemen. Burası 4 kök 2 eksi 4 bölü 1 geliyor. K'yı bulduk. 4 kök 2 eksi 4'müş. Şurayı siliyorum. Ve buraya 4 kök 2 eksi 4 yazıyorum. Şimdi bunun yüksekliğini indirdiğimde h dersem bu yüksekliğe hipotenüs 2 kök 2 katı oluyordu. 2 kök 2 h. Şimdi burada da açıortayda da şuraya m kök 2 yazarsam bak kök 2'ye bölünmüş açıortay teoremi yapacağım. Şunu kök 2'ye bölersem burayı bulmuş olacağım dostlarım. Kök 2'ye böldüm 2h çıktı. Demek ki karenin bir kenarı 2h artı 2h artı 2 kök 2h'mış. Şimdi de şurada benzerlik yapıyorum. Bakın onu da şöyle gösterelim. Şu üçgenle bu üçgenle şu üçgenin kelebek benzerliğini yapacağım dostlarım ve soruyu da buradan çözmüş olacağım. Şimdi benzerlik oranı h bölü şu yazalım. H bölü 2h artı h parantezinde artta 2 artı 2 kök 2 eşittir. Şu uzunluk yani 4 kök 2 eksi 4 bölü x. İşte muhabbet bu. Buradan da içler dışlar yapıyorum. 2 ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. 8 kök 2. 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8. 2 kök 2 ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. 16. 2 kök 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 8 kök 2 eşittir x. Bunlar gitti. Eksi 8, 16 daha 8 yaptı x'imiz. Gıcık bir soruymuş. Geçtim bunu hemen. Şundayız dostlarım. Bu ne diyormuş? Bakın hemen şu karenin köşegenini çiziniz. Çizdik şöyle çizelim. Ve karede köşegen açıortay olacağı için burası toplam 45 olacak. 30 kaldı. Şuraya da 60 kaldı. Şimdi 30'un karşısı 2 kök 6 ise 90'ın karşısı 2 katı 4 kök 6. Şimdi karede köşegen açıortaydı 45 45 ikizkenar dik üçgenden hemen şunu kök 2'ye böldüm 4 kök 3 çıktı karenin bir kenarı. Alanını soruyor. Karesi 48 yaptı. Karede köşegenin biri çizildiyse diğerinde biz çizeceğiz demiştik. Çizdik. Köşegenler dik kesişiyor. Toplam 8 ise köşegenler eşit olduğu için 4 4 her biri 4 olacak. Buraya da 3 kaldı ve bakınız 3 4'ten 5'i yapıştırdık hemen.
12'ymiş şurası ve 3 tane bölge var. Bunların alanları eşit olduğuna göre diyor. Hepsinin alanı eşitmiş dostlarım bunların. X kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Peki, şimdi bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi biraz düşünerek, acele etmeden tek bir karar verelim. Bölgelerinin alanları eşittir diyor. Tamamdır. Nasıl yapalım? Şimdi karenin bir kenarına şuraya A desek. Karenin bir kenarı A artı 12 çıksa şöyle. Acaba buradan yürüyebilir miyiz? Şurası da A artı 12 diyelim. Ne yapabiliriz buradan? Şimdi şuranın alanı eşitmiş. Bakın 12 çarpı A artı 12 bölü 2'dir şu yeşil üçgenin alanı. Dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıp 2'ye böldüm. Şu üçgenin alanına da şuradan yükseklik indirelim. H diyelim. H çarpı A artı 12 bölü 2 dersek bunlar birbirine eşitmiş. A artı 12 bölü 2'ler giderse H eşittir 12 çıktı. Tamam bak güzel oldu bu. Şurası 12'ymiş meğersem bunun yüksekliği. Ha, güzel oldu bu bir işe yarar. Peki o halde bunun üst tarafı karenin bir kenarıydı ya buranın toplamı A oldu şurası. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bunun alanını da bir kullanalım arkadaşlarım. Bunun alanı da şimdi karenin alanı toplamda A artı 12'nin karesidir. Bu karenin alanı. Bunu ben 3'e böldüğümde şu bölgelerin her birinin alanını bulmuş oluyorum. Demek ki işte bir tanesini şu yeşili yazıyorum. 12 çarpı A artı 12 bölü 2 bunun tüm karenin 3'te 1'iymiş diyorum. Buradan hemen A artı 12'lerden biri gitsin. Şu gitti. 2'ye bölelim 2'ye bölelim 6. 3 kere 6 18 eşittir. A artı 12 geldi. Demek ki A 6'ymış. Bunu da bulduk. Şurası 6. Evet, bayağı bir yol aldık. Şurası 6'ymış. Demek ki karenin bir kenarı da 18'miş arkadaşlarım. 18 yazalım buraya. Şimdi neyi soruyordu bize? X'i soruyordu. Onu da şuradaki benzerlikten yapalım. X'i bulalım isterseniz şurada. Bakın bir paralellik var. 6'ya 18 yani 1'e 3 katı oranı var. Demek ki ben şuraya m dediğimde tamamı 3m olacak. 3m 12 ise m de 4 gelecek. Şurası da 4. Ve bak dik üçgene 4, 6, 2 kök 13 dik üçgenidir dedik. Şuna bakalım hemen. Yine eş üçgenler yapacağız. Burası 10 sa burası da 10 çıkacak muhtemelen ama önce şu kesişimleri kaymış. DE eşitmiş buraya. Şu AB 90'ı bir yazayım. Şurası 90. Şurası B olsun diyelim. Bakın burada A'nın karşısı tık tık, B'nin karşısı karenin bir kenarı arkadaşlarım. Burada da şu 90'ı gördüm. Bir kenarıma tık tık, bir kenarda şu olduğu için, karenin bir kenarı olduğu için eş üçgen dedim. Yani tık tıkın karşısı burada da A. Burada da karenin bir kenarı yine B olacak dedik. Ve bak burada da A ile B var. O halde toplamları 90 olduğu için buraya da 90'ı çaktım. Şimdi h kare eşittir 1 çarpı 9'dan h'ı 3 bulduk. Ve yine bunun 90'ının karşısı 10. Bunun da 90'ının karşısı 10 olacak. 3 orada 7 kaldı dedik. Hemen diklikten dikdörtgende de çözdük bunu. Diklikten şöyle dikliği indiriyorum. 8 ise 8, x ise x diyorum. Bakın karenin bir kenarı 8 artı x'miş. O halde şuradan aşağı inen de 8 artı x olacak. Demek ki burası x eksi 6 olacak dostum. Toplamları 8 artı x olsun diye. O halde Öklit'i yazıyorum. X eksi 6'nın karesi eşittir 8 çarpı x'e. Buradan da şimdi x'i bulacağız. X kaçtır diye soruyor değil mi? Evet. Şıkları tek tek deneyebilirsiniz de şu çarpanlara ayırmayla kareyle uğraşmak istemiyorsanız arkadaşlarım. Mesela 18'i yazsak 18'den 6 çıktı 12 karesi 144. 18 yazarsam 8 ile 18'in çarpımı 144. Evet bakın 18 sağladı. Cevap Adana'ymış dedik. Şansımıza ilkinde çıktı hemen. Evet, taralı alanlar toplamı birer kareymiş bunlar ve taralı alanlar toplamı nedir diye soruyor bize. Şimdi şurası 2 kök 2,
Burası da 2 kök 2. Bir kenarım 6 kök 2 ve bakın kelebek var. 2'ye 6 oranı, 1'e 3 oranı var. Yani şurası x ise şurası 3x. Ve toplam 4x'i biz hani karenin bir kenarı 6 kök 2 ya, şurası 2 kök 2 ise 4 kök 2 kaldı üstte. O halde 4x eşittir 4 kök 2. Burası kök 2, burası da 3 kök 2 geldi. Bize de taralı alanlar toplamı. Hadi şunu bulalım önce. 2 kök 2 ile kök 2'nin çarpımının yarısıdır. Artı, şimdi bunu buluyorum. 3 kök 2 ile 6 kök 2'nin çarpımının yarısı. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Burada 2 kaldı bir tek. Burada da 3 kere 6, 18 kaldı. Adana'yı işaretledim. 36. sorumuz DEEC'ye eşit demiş. Alan ABCD karenin alanı 24'müş. O halde bir kenarı 2 kök 6. Demek ki bunlar kök 6 kök 6. Şuradan dikliği bir indirelim. Burası da kök 6, burası da kök 6. Bu da karenin bir kenarına eşit olduğu için şuraya 2 kök 6 dedim. Ve Öklit yapıyorum bak. 2 kök 6'nın karesi yani 24 eşittir. Kök 6 çarpı şurası olacak arkadaşlarım. Kök 6 çarpı işte şurası diyelim. Kök 6 çarpı K diyelim biz ona. Hemen kök 6'ya bölüyorum her iki tarafı. 24 kök 6 bölü 6'dan 4 kök 6 geliyor K. Şurası 4 kök 6. O halde buraya 3 kök 6 kaldı. Şimdi neyi soruyor? BEF üçgeninin alanı. Bakın yüksekliği 2 kök 6 çarpı tabanı toplam 5 kök 6 bölü 2. İkiler gitti. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı 6'dır. Bir de 5 ile çarptım. 30'dur dedim. DE EA'ya eşit. Bu buna eşit. AF FB'ye de eşitmiş. Bakın demek ki kardeşlerim ben şu üçgeni çizdim. Köşegeni çizip burayı bir üçgene tamamladım. Bu iki adam kenar ortaymış. Şurası ağırlık merkezi oldu dostlarım. Ağırlık merkezi ise tabana bir açıya 2 kuralından K'ya 2K yazdım. Şimdi benzerlik yapıyorum burada bir de. Hemen şu üçgende benzerliğimi çakıyorum. Şuraya x diyelim. 3 bölü x paralellerin oranı 3 bölü x eşittir 2 bölü 3. Buradan 2x 9 x eşittir 9 bölü 2. Tabii ki bu da 9 bölü 2. Karenin bir kenarı çıktı 9. Alanını soruyor. 81'i paketledim. Evet, eş üçgen yapacağız galiba burada da. Şöyle 3 demiş. Şimdi şuna A diyelim, şuna B diyelim. Bakın karenin bir kenarına bu simgeyi koymuş. Ben de şöyle bütün kenarlarına simgeyi koyuyorum. İkizkenarın tabanına diklik indirip burayı ikiye böldüğünü, B şuraya A, şurası 90 olduğu için buraya da B yazıyorum. Ve bak 90'ın karşısında karenin bir kenarı var. Buradaki 90'ın karşısında da karenin bir kenarı var. Eş üçgenler. B'nin karşısı 3 ise buradaki B'nin karşısı da 3. Tabii bu da 3 olacak arkadaşım. A'nın karşısı burada 6 oldu. Burada da 6. Ve bak 3, 6, 3 kök 5. Benim hatırım için ezberlemiştin. Karenin alanı 3 kök 5'in karesi. Adana'yı paketledim. 39. sorumuz 5 var, 2 var. BFD üçgeninin alanı nedir diye soruyor. Dostum kare olduğu için köşegen 45-45. Yine aynı şekilde 45-45. O halde bu bir dik üçgen çıktı. 2-2 2 kök 2, 5, 5, 5 kök 2. Bana da bu üçgenin alanını soruyor. 2 kök 2 çarpı 5 kök 2 bölü 2. Kök 2'lerin çarpımı 2'dir. 10 kaldı 2 çarpı 5'ten. Kenar uzunlukları 7 ve 12 olan dikdörtgenden 1 ve 2 numaralı kareler kesilerek boyalı dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre boyalı dikdörtgenin alanı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bu kare ise 1 numara, bu da 7'dir. Şurası da 7'dir. Buraya 5 kaldı. Tabii ki buraya da 5 kaldı dikdörtgenden. O halde bu da 5, bu da 5, bu da 5. Şurası 7 olacaktı, 2. Bunun alanını soruyor. 2 çarpı 5'ten 10 paketledik hemen. Ve yeni nesil sorulara geçtik arkadaşlarım. Şimdi bunu tabii ki bir sonraki videomuzda çekeceğiz biz. O yüzden burada durdurdum. Abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.